Merhaba seyahat severler. Costa Esmeralda ile yaptığımız Batı Akdeniz Kruvazör video serisinin dördüncü bölümünde tekrar beraberiz. Bu bölümde İtalya'nın Genova yakınlarındaki Savona limanını ziyaret edeceğiz. Takiben faydalı bilgiler olarak içecek paketleri hakkında bilgi vererek bu videoyu tamamlamayı hedefliyoruz. Esmeralda Savona'ya sabah 8.30'da varacak. Gemi akşam da 6'da hareket edecek. Bu nedenle herkesin 17.30'da gemide olması gerekmekte. Bu video serisinin önceki bölümlerinde İstanbul'dan Roma'ya, oradan Civitavecchia'ya, takiben gemiye katılışımızı ve gemideki ilk gecemiz hakkında bilgiler vermiştik. Takiben her gittiğimiz liman için ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Sabah kahvaltıdan sonra güzel bir güneşli havada geminin en üst güvertesinde sabah yürüyüşü yaparak gemiyi biraz daha tanımaya çalışıyoruz. En üst güvertelerinde Skywalker camlı teras yürüme alanıyla geminin sancak iskele geçişini de sağlayan bir gözlem yürüyüş yolu mevcut. Buradan geminin limandan ayrılış veya limana yanaşmasını seyretmek gayet keyifli. Savona'yı bu yükseklikten de keşfederek kendi rotamızı belirlemeye çalışacağız. Costa Esmeralda'nın meşhur sarı bacası eşliğinde şöyle şehre bir göz atalım. Cruzeyat Limanı şehrin sanki içine kadar girmiş şekilde tasarlanmış. Şehir yürüme mesafesinde. Bu da size herhangi bir ulaşım aracı kullanmadan şehri keşfetmenizi sağlıyor. Şehrin gezilecek yerleri Eskişehir'de, meydanda, merkezde toplanmış. Dolayısıyla 200 saat içerisinde kruvazör gemisinin ben de çok uzaklaşmadan gezilebilecek bir rota belirleyebilirsiniz. Her liman için böyle bir özet vermeyi planlıyoruz. Savona özelinde de bu bilgiler yer almakta. Gemiden ayrılırken Costa kartlarımızı güvenlik noktasında okutarak gemiden ayrılış yapıyoruz. Pasaportlarınızı alıp almamak sizin tercihiniz. Herhangi bir zorunluluk yok. Ancak bu durumda da pasaportlarınızın resmini çekmeyi unutmayın. Biz genelde kameradaki kasada muhafaza ettik. Ancak duty free alışveriş vesaire ihtiyaçlar için
pasaportunuz lazım olabilir. Oldu ki bu durumda da pasaportunuzun cep telefonundaki resimli sayfasını göstermeniz çoğunlukla kabul ediliyor. Gemiden ayrılanlar olduğu gibi gemiye katılanlar da mevcut ya da bizim gibi günübirlik gezi yapanlar da çoğunlukta. Gemiden ayrılanların bavulları bir önceki gün gece 12'ye kadar kameraların dışına bırakıldığı takdirde sabahleyin bu bölgelerden teslim olabiliyorlar. Ya da isterseniz kendiniz de kendi bavulunuzu taşıyarak gemiden ayrılabilirsiniz. Ama ağır ve yüklü bir bavulunuz varsa buradan teslim almak en mantıklısı olacaktır. Savannah Cruiser Yat Limanı'nın güvenlik noktasından geçip şehre girdiğiniz zaman hemen yakınınızda bir Tourism Information Bureau'su var. Buradan şehirle ilgili bilgi ve haritayı temin edebilirsiniz. Zaten görüldüğü üzere küçük bir şehir ama sevimli. Burada Apple'ın kuruluşundan itibaren tüm süreçlerinin anlatıldığı bir Apple müzesi de mevcut. Apple severlere duyurulur.
Sabah olması nedeniyle birçok restoran ya da kafe henüz açılma aşamasındaydı. Dönüşte bunların hepsinin açıldığını ve kalabalık bir şekilde müşterilerini ağırladığını gördük. Bizim hedefimiz Pyamar Kalesi. Harita üzerinden birkaç yere uğrayıp öğleden sonra tekrar gemiye katılmayı planlıyoruz. Ancak yaklaşık 4-5 gibi gemiye katılacağınızı varsayarsanız 6-7 saatlik bir gezi zamanınız var. Keyifli zaman geçirebilirsiniz Savona'da. Kalenin ana girişi biraz ileride. Genelde insanlar oradan gidiyor. Ama çocuklu aileler, yürüme engelli olanlar ya da yaşlılar için ki biz de sonradan fark ettik. Bu alandan da girdiğiniz takdirde asansörle kalenin en üst katına kadar çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradan gelip ana girişten kaleyi terk etmek gayet mantıklı olur. ...1542 yılında Ceneviziler tarafından yapılan bu kale şehrin sembolü. Bugün de kültürel ve sosyal faaliyetler için sıkça kullanılıyor. İçerisinde arkeoloji ve şehir müzesinin de olduğu müzeler var. Aynı zamanda açık hava tiyatrosu, workshopların yapıldığı, çeşitli konferansların düzenlendiği, sanat etkinliklerinin de sıkça yapıldığı bir mekan olarak şehri temsil etmekte. Şimdi kaleyi yürüme temposunda size de göstermeye çalışalım.
Esmeralda, Savona şehrin içerisinde günübirlik apartmanlar gibi duruyor.
Kaleden ayrıldıktan sonra önceliğimiz hemen karşısındaki market, yani kapalı pazar. Burada da şöyle ufak bir tur attıktan sonra şehrin merkezine doğru gideceğiz. Kapalı pazarda genelde satışın yanında atıştırmalık ya da ayaküstü yiyebileceğiniz, içebileceğiniz standlar da mevcut. Bunlar da gayet keyifli olmakta. Yürüme temposunda şehrin ana caddesinde bir gezintiye çıkalım.
İtalya'da kilise ve katedraller genelde sanat eserlerini barındıran müzeler gibi. Burada gerçekten görkemli figürler, çizimler ve yapılar kendini belli etmekte. Özellikle İtalya bünyesinde bunları sıkça gördük, şahitlik ettik. Burada da ayrı bir örnek var. Şehri şöyle 3-4 saat gezdikten sonra tekrar gemiye dönüyoruz. Savona keyifli, güzel bir şehir. Tavsiye ederiz. Savona sizi mutlu edecektir. Kruvazör gemilerinin dezavantajlarından bir tanesi şehrin gece halini pek göremiyorsunuz. Özellikle kış ayları, yaz aylarında. Fakat biz şimdi hem kış olması nedeniyle hem de geminin akşam 6'da ayrılması nedeniyle gemiden de olsa savunanın ışıklandırmış halini şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda gemide bu dezavantajı avantaja çevirecek birçok aktivite de mevcut. Bunlar zaten yemekten önce ya da yemekten sonra birçok faaliyet var. Gemide de keyifli zamanlar geçiriyorsunuz seyir süresince. Güvertede gezinmeye devam edelim. Thank you.
Saat akşam 6. Savunaya elveda zamanı. Costa akşam yemekleri 3 tane dünyaca ünlü şef tarafından hazırlanıyor. Bugün Helena Darroze tarafından hazırlanan yemekler tadılacak. Ayrıca gideceğiniz limanın özelliklerini yansıtan bir yemeğe de yer verilmekte. Şimdi birkaç tane menüden alıntı yaparak görsel olarak bunları da sizlere tanıtmak istiyoruz. Daha sonra şovlara devam. İçecek paketleriyle ilgili bilgilere bu görselden ulaşabilirsiniz. Gelecek bölümde ikinci limanımız Fransa'nın Marsilya kenti. Gayet büyük ve güzel bir şehir. Orada görüşmek dileğiyle.